Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Mersin'deyim. Melis'in yanına geldim. Şöyle güzel bir Mersin turu atalım dedik. Biraz yavaş yürürsen hanımefendi seni de çekeceğim. Boyum yetmiyor. Olsun, ben şöyle yapayım da ne karkısı olduğunu anlaşırız. Evet, bugün kendimi Melis Gülcan'a bıraktım. Mersin'i bana biraz gezdirecek. Ama ne gezdirdi değil mi? Tabii. Şimdi nereye gidiyoruz? Şu an Mersin Marina'ya gidiyoruz. Şimdi Mersin Marina'ya gidiyoruz. Güzel bir sabah kahvaltısı yapacağız. Bizim de Ankara Marina'da çok güzel yerler var, biliyor musun? Kesinlikle katılıyorum. Deniz sizin daha güzel değil mi orada? Ankara'nın denizi bir kere herkes biliyor bu arada. Mersin'den çok daha güzel. Güzel bir kahvaltıyla güne başlayalım. Evet, güzel bir kahvaltı yapalım şöyle. Üstüne sen de böyle bir bowling falan mı oynasak acaba bugün? Yapılabilir. İster misin? Olabilir. Ama kaybetmeye tabii şeyi varsa hani. En son ben yenmiştim. En son sen yendiğini ben hiç hatırlamıyorum, biliyor musun? Hatırlıyorsun. Damla da vardı, Mito da vardı. Onlara sorabiliriz. Oo, evet hatırladım. Herhalde o gün biraz modum falan düşüktü çünkü yani Melis'e kaybetme gibi bir ihtimalim. Evet, anlat biraz ya, Mersin nasıl? Mersin çok sıcak. Değil mi? Sen her ay yaz yaşıyorsun. Her ay yaz yaşıyorsun. Aynı Ankara gibi. Ne kadar komik ya. Mesela dün şöyle bir şey oldu. Hava şu an böyle günlük güneşlik, çok güzeldi. Nasıl sıcak? Ama gece bir anda, yani akşam olduğunda bir saniye içerisinde dolu yağarcasına bir yağmur yağmaya başladı ve ne olduğunu anlamıyorsun. Ya buranın zaten kar denen bir olayı yok yani. Hani burada evet, en fazla yağmur yağıyor, çok rüzgar esiyor. Hani onun serinliği var yani, ama bir mont, bir şortman, bir sweatshirtle yani gayet hani rahat burada olabilirsin. Öyle güzel hava kısacası. Bu arada bu sene Ankara'da öyle. Bu sene Ankara'ya öyle kış gelmedi tam anlamıyla. Tamam da şimdi Ankara yine de soğuk. O küfür etti. Tam hepsini böyle neyse burayı bipleriz. Yani. Sessizlik. Bugün en mutlu günüm. Evet, Marina'ya geldik ve cidden hava çok güzel. İkimizin de tam bugün off olması çok güzel denk gelmedi mi? Aşırı iyi. Değil mi? Ben niye gözlük takmadım? Çünkü benim gözlüğüm yok. Tamam, sana gözlük alacağım. Benim gözlüğüm var da Ankara'da. Sen niye benim böyle gözlüğüm yokmuş gibi? Ankara'da güneş yok çünkü. Ankara'dan daha güzel olan bir deniz göster bana hadi. Evet. İlk önce oraya gezelim, sonra kahvaltı yapalım. Beni Big Chef'e getirdi ve çok güzel bir kahvaltı edeceğiz. Manzaramız şöyle. Çok güzel bir manzara var. Ankara'yı hatırlatıyor yani bana. Efendim? Ankara'yı hatırlatıyor bana aynı. Ankara'yı hatırlatıyor. Tabii bak, böyle deniz güneş eşliğinde balıklar burada falan. Balıkları çekebiliyor muyum? Çekersin de. Bak yiyorlar şu an, bir yemek almasın. Evet. Ama sahibi olarak kendimiz de çekmek lazım. Evet, Mersin'de cidden çok güzel bir hava var şansımıza. Bugünü güzel değerlendirmek lazım. Yani havayı güzel değerlendirerek ne yapalım? Eve gidip film izleyelim. Çıkmayalım dışarı. Çıkmayalım. Bugün harbiden belki böyle bir bowling bir şey yapabiliriz. Eğer burada yakında bir yerde varsa. Bakarız. Bir de bir tık üşengeç bir insan olduğum için çok kıpırdamayı sevmem. Çok tatlısın. Onu biliyorum. Başka bilmediğim şeyler söyle bana. Tamam, yeter bence. Yeter mi? Sessizlik. Açken sen Snickers, açlığını yok et. Kahve içmeden güne devam edemeyenler. Fala inanmayın, falsız kalmayın, öyle mi? Neydi? Tabii, fal haddine götüreceğim. Bu arada ben normalde hayatta Türk kahvesi sevmem, biliyorsun. Evet. Hayatımdaki 3. veya 4. max içtiğim. Falcı bacı bekliyor. Evet, sırf fal baktığımda içtim bu arada, harbiden doğru. Çok güzel bir kahvaltı ettik Mersin Marina'da ve şimdi güzel böyle bir teraslı bir kafeye gidiyoruz, değil mi? Evet. İsmi neydi? Loba. Loba. Loba'ya gidiyoruz. Mersinliler bilir. Ben de biliyorum artık. Onun manzarası çok güzeldi ama ya. Kocaman bir terası var böyle. Evet. Denizi görüyor. Tam böyle sahil kenarı, çok güzel. Seni biraz manzara, deniz görmeye götüreyim Ankara'dan sonra. Tabii şimdi ben kendim bir manzara olduğum için çok ihtiyaç duymuyorum. Aynaya bakınca yetiyor bana. Kendini bu kadar sevmem beni bitiriyor. Estağfurullah, hiç öyle bir insan değilim. Öyle miyim? Değilim. Güldürdü. Babalardan para gelir, babalardan loka kaldın. Hayır ben sana bakmam, sanki bandan dolarıma para basacağım. Lapa pam pam, 100-200 lapa pam pam. Yapamaz dedikleri, kopamaz dedikleri, alamaz dediler. Onuna kadar aldım, seni kurtaran kendini kaptırır. Ne bir kan kalır geline bir DNA. Evet, terasa asansöre çıkıyoruz. Melis'in bu hareketlerini görmüyorsunuz tabii ki de. Sadece beni görün. Televizyon var zaten. Bak Melis'in kafası gözükmüyor. Niye ben gözükmüyorum? Gözüküyorsun işte. Tamam, teşekkür ederim. Hemen bu tatlı kız rollerinden çıkar mısın? Gerçekte böyle bir şey olmadı. Hepimiz biliyoruz. Bana biraz sallamaktan vazgeçer misin? Bilmiyorum. Evet, şimdi o teraslı dediğimiz kafeye geldik ve cidden çok güzel bir manzaramız var ama yer olmadığı için şu an tam cam kenarına oturamadık ama bir yanına oturduk. Evet. Güzel oldu. Yine de burası güzel. Şimdi manzarayı da çekeceğim size. Burası Miami olsa beğenirsiniz ama burası Mersin. Evet, Mersin sahilinde şimdi güzel bir yürüyüş yapalım dedik. Terasta kahvemizi de içtik. Tabii gözlüksüz olmuyor, gözlük hemen takılsın. Güzel bir fotoğraf çekilmeyelim mi ya? Evet. Değil mi? Fotoğraf şey yapalım. Şimdi güzel böyle bir fotoğraf çekineceğiz sahilde. Hava çok güzel dediğim gibi. Bunu hep tekrar söylemek istiyorum çünkü ben yazı çok seviyorum. Kışla alakam yok. Evet, böyle. Tabii ki de bu güzel manzarada fotoğrafımızı da çekildik. Değil mi Melisa Hanım? Evet. Fotoğrafımızı da çekildik. Artık yavaştan eve doğru gideceğiz. Güzel anılarımızı biriktirip yolumuza devam ediyoruz. Şu beyefendiyle. Bu beyefendiyle. Çok oldu be. Hava çok güzel. Ne kadar hızlı geçti ama vakit, farkında mısın? Hava çok güzel değil mi? Çok güzel. Konuyu nasıl hemen değiştirip kapat. Hava harbiden çok güzel ama ya. İşte abi bu havalar hep böyle ya. Böyle hep yaz yaşayalım ya. Kesinlikle. Abi azıcık göbek atalım ya. Abi azıcık göbek atalım ya. Bu güzel Mersin turunuz için size teşekkür ederiz. Güzel şöyle bir akşam ciğerci Bahattin abimizle şöyle güzel böyle bir kebap, ciğer bir şeyler yeriz. Sonra artık Mersin'i bitirmiş oluruz ya. Olur, kabul. Çünkü off'umuzun artık son saatlerini yaşayacağız. Ama olsun, güzeldi yine. Eğlendik. Önümüzde önemli maçlarımız var. Normalde bugün bowling falan düşündük ama baktık ki çok kalabalık, hava güzel olduğu için. Güzel havayı dışarıda. Güzel havayı dışarıda içiyoruz, evet. Hem bir şeyler yedik, içtik. Evet, fotoğrafımızı çekildik. Güzel yürüyüşümüzü de yaptık. Güzel bir Mersin günü olduğunu düşündüm. Güzel bir değil mi? Güzel bir off günümüzü gayet güzel değerlendirdik bence. Bana da öyle hem geliyor. Dinlendik, hem gezdik, eğlendik. Tadını çıkardık. Aynen. Akşam da güzel bir yemeğimizi yeriz. Aynen. Daha güzel bir Mersin'e geldiğinin bir kebabını, Adana'yı hissettirmemiz lazım. Normalde bu arada tantuni çok yedim burada. O yüzden bugün tantuniden yana kullanmadık oyumuzu ve böyle ciğer, kebap şöyle güzel bir yemeğimizi yiyelim. Sonrasında bakarız be. Bakarız. Anlaşıldı. Güzel böyle bir tatlı var mı burada? Buranın kendine has meşhur kerebiç diye bir tatlısı var. Kerebiç. Hiç ilk defa duydum bu arada. Gösteririz onu fotoğrafını. Mersin'de şey yok muydu ya? Bu. Muzu süt. Hayır. Atom. Cezerye. Cezerye. Heh. Doğru. Değil mi? Doğru. Cezeryesi de var burada. Ben Cezerye var ya. Cezerye dedin işte. Ooo, Cezerye dedim harbiden, Cezerye. Cezerye miydi, Cezerye miydi? Cezerye. Cezerye, doğru, evet. Peki, dediğim gibi karşımıza çıkması cezarecinin. Başka bir şey söyleyeyim. Keşke başka bir şey söyleseymiş. Acaba ne? Şey var, bir tane video vardı ya trend olan. Allah'ım beni bütün dertlerimden kurtar. Şurada bir anda yok oluyorsun. Bunu istiyorum, Allah'ım beni bütün dertlerimden kurtar. Öyle işte. Arabayı bir götürüp şimdi görsün günde. Bugün kendisi şoförlüğünü yapıyor. Normalde hep ben kullanırdım, o ona pasladım. Zaten senden daha iyi bir şoför oldum bu. Burada beni bilenler. Tamam, sensin. Tamam reis, bu kadar abartmaya gerek yok. Yani anladık, sen tehlikesin, tehlikenin içinden geldin. Kabul et. Evet, sen kabul mükemmel. Et. Bence F1 pilotu falan bile olabilirsin yani. O seviyede bir şoförlüğün var. Evet. Küçüklükten gelmediğin. Tabii tabii. Tabii efendim. Tabii efendim. Şu an mesela buraya Damla'nın yüz ifadesi neden diye soracak olursan, tripod nerede? Yok. Ankara'da unuttum çünkü. Ama mikrofon an... nerede? Yok. Senin hocanın evi yok. Mikrofonumuz olacak. Mikrofonu İstanbul'da şu an daha şey yapmadık da. Ama şöyle bir şey var. Ben buraya geldiğimde hiç aklımda vlog çekmek gibi bir şey yoktu. Bir anda esti diyelim. Teşekkürler, sağ ol. Neden bana gül almadın? Neden bana çiçek almadın? Bu işler tam tersi olmuyor muydu? Yani. Ay, dur biraz. Ben kadar alacağım. Sıcak ki bak, hani sanki yaz ayındayız. Harbiden. Hani ter içinde kaldım. Fazla bir sıcaklık var şu an. İnanılmaz. Kaç derece yazıyor mu arabada? Vallahi arabada şu an 21 gösteriyor ama ben daha fazla olduğunu düşünüyorum. 21 hissedilen 23 falandır bence, vardır rahat. Çok sıcak. Terledim harbiden ha. Gerçekten terledim. Vallahi terledim. Dün o kadar üşüttüm sandım. Dün bir de şöyle bir şey var. Hintyan'la bayağıdır görüşmüyorduk. O yüzden gelecek diye ben onu havaalanına almaya gittim. Biraz dedim böyle hani güzel giyineyim işte. Bir de maçtan çıkmıştım. Saçımı yıkadım. Ama gelin diyorum ki güzellik uğruna dün üşüttüm. Ama dün şöyle bir şey oldu. Dün hava ya bunun kadar sıcak değildi normal gün içinde değil mi? Bu kadar değildi. Yok, sıcak. Bir asla. De soğuktu. Dün biz gelirken buraya bir dolu yağmur yağdı ama öyle böyle değil yani silecek yetişmedi. Yani. Cidden çok fena yağmur yağdı ve şu an üstüne böyle bir hava olması mükemmel oldu. Ya. Cidden şansımıza çok iyi oldu yani. Şey gibi hissettim şu an. Hava da böyle güzel ya. Sanki yazın hadi şoförüm ben senin. Değil mi? Hani yazın bir yere gidiyoruz, bir yere gidiyoruz falan. Evet. O da gelecek, o videomuz da gelecek. Geçen sen götürmüştün, bu sene ben mi götürsem bizi acaba arabayla? Yine ben götüreyim, sen... Ben kullanayım. Olmaz. Hayır, ben götüreceğim ya yine. Tamam. Şöyle bir müzik açıp eğlenmemiz yok mu biraz? Ne dersin? Seni gel gece yana fayda iyi. Bu kadar kullanamayacağız zaten müziği. Sadece eğlendiğimiz kısmı. Tamam, bir şey mi dedim ben? Yoo. Gayet güzel eğlendik yani. Devam et. Şoför. Sür. Kullan şoför. Hadi bakayım tak dedi çık çık çık. Öyle yaparlardı eskiden. Eskiden o. Şimdi artık tık tık. Şey vardı. Aç. Tık tık. Aç. Camı aç. Evet, Mersin yine boş yaptığı saatlerdeyiz. Artık kendimi çekme zamanım geldi. Kanalın sahibi olarak lütfen kanalıma abone olun. Like ve yorum atmayı unutmayın. Sizin desteklerinizle çok daha güzel içerikler üretip çok daha güzel şeyler sunacağım. Anlat. Ne anlattım? Bir şey soracağım. Sor hadi. Şurada yanda şeyler var, dükkanlar var. Bakmıştım. Nasıl dükkanlar? Gratis. Yine Gratis'e götürüyor bizi ya. Ya şaka. Hadi gidelim lan. Hadi gidelim Gratis'e de gidelim. Yer varsa. Oradan Sephora'ya gidelim. Oradan Watsons falan. Diyeceksiniz ki sen bunları nereden biliyorsun işte. İşte. Tabii de şuraya hemen. Tam şu arka koltuğa şöyle Damla'nın kafasını da koyabilir miyiz? Yok yok, Damla yine bu konuda trendleri takip ediyor. Yeni yeni şeyler kovalıyor, çıkartıyor. Ama şimdi size de hak veriyorum. Gittiğimiz yurt dışındaki fiyatlarla burası çok fark ediyor. Çok fark ediyor. O yüzden mantıklı. Yani burada 2 tane ürün fiyatını orada bize geçen gittiğinde aldın ya mesela 4-5 tane şey buradaki 2 ürün fiyatına aldın yani. Evet. Evet, Melis oyun parkına geldi. Evet arkadaşlar, Melis bugünkü görevini tamamladı ve Gratis'ten hiçbir şey almadı. Teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ederim. Nasıl böyle bir şey yaptın cidden? Bomboş, gözümde yaşlar var. Almak istediği hiçbir şey burada yok. Genelde o Sephora'yı daha çok seviyor. Evet, normalde akşam şuraya gelecektik, Ciğerci Bahattin'e ama Ciğerci abimiz galiba Ramazan dolayısıyla kapatmış değil mi? Evet, Ciğerci abimiz kapattığı için akşamki kebap yine yalan oldu. 2 gündür canım acayip kebap çekiyor ama 2 gündür kapalı olduğu için yine hüsran, yine kebap yiyemedik. Adana'ya gidek mi? Kebabından yiyek mi? Nasıl yapacağız? Buluruz bir yer. İlla bunun kadar güzel bir yer vardır diye düşünüyorum Mersin'de. Vardır tabii canım, bir tane yer olduğunu ben de sanmıyorum. Güzel şöyle bir kebap yeri buluruz ya. İnternete yazalım. Evet. Yine yoldayız bu sefer de. Ne burger'e gidiyorduk? Lunch'a gidiyoruz bu sefer. Lunch'a gidiyoruz. Lunch kafe mi orası? Restoran. Yani kafe. Böyle bar evet tarzı böyle pub evet. Tarzı bir yer böyle pub ama. Pub tarzı bir yer ama hamburgeri çok güzelmiş hanımefendinin söylediğine göre. Tatlı patates. Tatlı patates üstü hamburger. Bakalım, hiçbir şekilde istediğim kebapçıyı bulamadım ve bir tanesi dediğimiz gibi kapalıydı. Ama yine bir haber bekliyoruz, bir yer gelirse belki ihtimal. Evet. Seni iyi. Böyle bir döndürebilirim bir anda, böyle bir kebapçıya gidebiliriz, bakarız. Tabii ki de kazanan ben oldum. Kazanan demeyelim de sen istemiyordun. Takmıştım bir lunch burger yemeye. Ama kebapçıya gidiyoruz. Teşekkür ederim. Ne demek? Seni asla kıramam. Seni kırmak hayatta yapacağım çoğu şey. Yüzden. Teşekkürler. Anadolu bulmamızdan. Doğru mu? Şimdi güzel bir kebap yeriz. Sol diyor. Önelim bakalım. Şimdi 5 dakikamız var. Sahilde güzel bir kebapçı bulduk. Bakalım. Çok övüldü. Ocakbaşı. Çok övüldü. Ocakbaşı gibi bir yermiş. Hatta Ocakbaşı değil mi direkt? Evet. Evet. Bakalım orada şöyle güzel bir kebap yiyelim. Vallahi çok güzel de yiyeceğiz şimdi. Hadi bakalım. Ben öyle bir açım ki sağlam ben yiyeceğim biliyor musun? Açım. Acaba kendin yap, kendin pişir, kendin ye. Onlar bence bize veriyor. Bakalım ya, göreceğiz. Bence de onlar yapsın. Evet, biz şimdi çiğ mi yaparız? Açlıktan ben hızlı yaparım, bir de çiğ falan yeriz, olmaz. Kötü olur. Evet, Artık akşam oldu. Vlogumuzun yavaş yavaş sonuna geldik. Ama yediklerimiz cidden çok güzeldi. Yoruldum. Bugün harbiden yorulduk da. Güzel gezdik, güzel eğlendik. Güzel vakit geçirdik. Kebapta o kadar artık masaya daldık ki hiçbir şey çekemedik. Çekmeyi unuttuk daha doğrusu. Şimdiden buradan söylüyorum. Damla, bekle, gidiyoruz, bekle. Evet, kesinlikle gelmeniz lazım. Mükemmel bir yer. Ben çok beğendim. Arak Ocakbaşı diye geçiyor bu arada burası. Bayıldık. Ve şimdi artık son kapanış vuruşu olarak da güzel bir tatlı yeriz be. İşte bu. Şimdi kadayıfçıya gidiyoruz. Kaymaklı kadayıf önerdiler. Çok güzel diyorlar. Şimdi bakalım oraya geçiyoruz. Oradan da artık eve geçiyoruz. Yoruldun değil mi? Nasıl makine gibi yazıyor, görüyor musunuz? Seni... Şu halime bak. Dağıldık ama çok gezdik bugün. Abi bir şey söyleyeyim mi? Şu an niye böyle bir ağırlık çöktü biliyor musun? O kadar güzel bir yemek yedik ki çünkü. Ve şu an üzerine bir tatlı, bir çay. Değil mi? Neredeyiz? Tam şurada Doğan Kaymaklı'ya geldik. Evet arkadaşlar, artık videomun sonuna geldik. Hala enerjim var mı? Hayır, yok. Cidden bittik, çok yorulduk. Bugün çok güzel gezdik, yedik, eğlendik. Güzel bir gün oldu. Mersin'de güzel bir tur atmış olduk. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı da unutmayın.